Sabit Damollam. Bütün kainatını yaratkan, bizlerini şularının içindeki en şereflik mehluk kılgan, Cenab-ı Allah'a hamd-o sanalar bolsun. İnsaniyetke izzet abroy ve şan şereflen yaşaş yolunu ögetken Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salamlar bolsun. Tarih, insaniyetinin algı ilgirlişindeki en mühim amıllarının birisidir. İnsaniyet tarihida şanlıq tarih sahibilerden uğrun alğan, öz tarihini tarih betige oltun hərblər bilen yazalıgan ve bu tarihtin kandak paydalanışını bilelgen, her kandak bir milletnin kelgüsi istihbalımı parlak buludu. Tarih bilen tonuşup çıkış mühimdir. Ərəb tarihçisi İbni Haldun tarihini çöndürüp şundak eytidu. Tarih bolsa, köpçülük kişilerini ötken vakalardan haberdar kılıdı. Ayrım kişilerini yoşurun sırlardan haberdar kılıdı. Tarih işi de aldınıp kılışının aldını iliş gerek. Tarihta her millet adamları pekat öz dini, öz vatini, öz milletinin menfaati üçün hizmet kılıp kelgen bulup, başkalarına hizmet kılmağan. Eğer başkalarına hizmet kılgan tağdırdımı birer gerez bilen kılgan, bir Rus, her kança okuğan, dünyavi bilimge iyi medeni kişilerden bulsumu, Moskova'nın menfaatini koyup, Şarkı Türkistan'nın menfaatige tarih yazmaydı. Xtay bolsa, tekimi şundaq. Xulas kılıp etkanda, başka milletler mi öz tarihini özü yazgandek, bizden tarihimizni mi öz layakti ve mahiyeti bilen özümüz yazışımız gerek. Bu arkalık biz, hakiki tarihimizni öz kalemimiz bilen, kelgüsi evlatlarımızga aynen yetküzümüz. Özümüz üçün hizmet kılgan pidailarının kutluk namini hürmet bilen yad edip, onlarını unutuluştan saklayımız. Kepinini kiyip, atkı mingen pidai şehitlerimizga salamlar bolsun. Biz, Şarkı Türkistan halkı nurgun ıssık soğaklarını beşimizden ötküzdük. Tarihimizde nurgun devlet ve imperiyeler kurduk. Bazı mağlup bolduk. Ama açık soğaklardan ibret elip, yani kayta devlet mi kurduk? İslam tarihi de Türklerden İslam dinini tunca kıtım devlet dini kılıp bekitken Sütük Buğrahan bizden çıkkan. Biz şunundan itibaren başka ellerge İslam devletinin adaletini, Şarkı Türkistanlık Müslümanlarının alicanap ahlakı bilen eks ettirip geldik. Hiç kaçan zulüm kılmadık. Zulümümü razı bulmadık. Biz inak itibak ve birlik baraverlik içinde yaşayan vaktimizde düşmanlarımız bizni yenilmedi. Kaçan ki inaklıkımız bozulup, şahsi menfaat bisip düşkü başlayan haman, düşmanlarımız fırsattan faydalanıp, heyli mikir işiltiş arkalık bizlerini mağlup kıldı. Yakınki zaman tarihimizga nezer saladığan bulsak, ecdatlarımızga barkalla etmeyi turalmayımız. Dünyadaki başka milletler zamanevi devlet kuruşka baş katırıp, talaş tartış kılıp yürgen bir peytte, Sabit Damolla hacimga okşaş, cesaretlik, dana kişilerimiz 1933 yılı en mükemmel asasi kanun ve devlet aparatı ige dünyada kurulgan tunci İslam Cumhuriyeti bolgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurup çıktı. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti bizning parlak kelgüsümüzni berpa kılış, İzzet abroyumuzni ve şan şerifimizni kaydedin esli keltirişimizde intayin muhim ehmiyetke ige bir tarihi vekadur. Çünkü Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ecdatlarımız o tarihta bütün dünyaya bulup mu kelgüsi evlatlarımızga nek pakitleri bilen ispatlap bereleydigan müstakil bayrağı, heşemetlik devlet gırbı bolgan, parlamenti, devlet asasi kanuni bolgan, milli armiyesi, sakçısı, puli hem
pasporti bo'lgan inqilobiy ruhga ega davlat marshi bo'lgan bir davlatda bo'lishga tegishlik barliq shartlari hozirlangan. Sobit Domulla Hojim boshchiligidagi uyg'urlar tarafidan qurilgan haqiqiy mustaqil bir jumhuriyat edi. Minglarcha afsuski, tajovuzchi yovuz Xitoy va kommunist Sovet ittifoqi ichki dushmanlari bilan birlashib, bu islom jumhuriyatini uzun yashatmadi. 1949-yili qonxo'r kommunist terrorist Xitoy Sharqiy Turkistonni bosib olgan kunidan boshlab yolg'on o'ydirma tarix yasab chiqib, Sobit Domollam ham u qurgan Sharqiy Turkiston islom jumhuriyatining tarixini burmulab, uning obrazini xunuklashtirib, uyg'ur xalqini dunyoda yetim qoldirishga, siyosiy sahnadan chekindirishga, umidsizlik va qoymoqish ichida dunyodan yo'q qilib o'tishga tirishmoqda. Biz shuning uchun o'zimizning ojizligiga qarmay, mashhur siyosatchi, davlat otasi, buyuk olim Sobit Domollamning hayoti va Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining nihoyati oz bo'lsa-mu, qisqacha tarixini yozib chiqishni iroda qildik. Sharqiy Turkiston ziyolilarining Sharqiy Turkiston tarixida nihoyati cho'ng mas'uliyati bor. Bu to'g'risida qalam tavratmagan adibni millatimizning kechirmasligiga haqqi bor. Davlat otasi Sobit Domollam 20-asr tarixida Uyg'ur millatidan yetishib chiqqan mashhur siyosatchi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining qurg'uvchisi. Buyuk islom olimi, atoqliq tafsirshunos, notiq, tarixchi, arab tili mutaxassisi, davlat otasi Sobit Domollam. 1883-yili Otishning Azoq kentida Abdulbaqi ismli kichik savdogar oilasida dunyoga kelgan. Sobit Domollamning to'liq ismi Sobit Domollam Abdulbaqi Kamoliy bo'lib, yana Sobit Domollam deb yoziladi. U boshlang'ich diniy tarbiyani Azoqda cho'ng alimaxunim degan kishidan olgan. Keyin Qashqardagi xonlik madrasada va Abduqodir Domollamda o'qigan. 1910-yili Buxoroga berib o'qigan. 1914-yili o'qishni layoqat bilan tamomlab, buyuk islom olimi bo'lish sifati bilan G'uljiga kelgan va Suydongda Ismoil Hoji ismli kishining qizi Robiyaga uylangan. Sobit Domollamning Abdulla ismli bir o'g'il farzandi bor. Sobit Domollam 1919 yoki 1920 yillari Qashqarga kelgan chog'lar Abduqodir Domollam, ya'ni 1870 dan 1924 Qutluq Hoji Shavqi, ya'ni 1876 dan 1937 qatorliq taraqqiyparvar olimlar zo'r kuch bilan yevropalik xristian din tarqatquchilarining din tarqitish yo'lidagi har xil usullarga qarshi kayfiyatni avj oldirib ommaviy to'lqin shakllantirayotgan chog'lar edi. Sobit Domollamning diniy ma'lumoti alohida yuqori bo'lg'achqa Qashqardagi donliq madraslarda mudarrislik qilg'ach Abduqodir Domollam yetakchilik qilayotgan jadidchilar bilan hamkorlashib, xristian din tarqatquchilarining harakatiga taqobil turgan. 1924-yili Qashqardagi ilg'or yoshlar bilan taqvodor taliblar Abduqodir Domollamning o'rinlashtirishi bilan xristian din tarqatquchilarga qarshi kuch ko'rsatish namoyishi ilib bordi. Bu 1917-yili Oktyabr inqilobi orqali Chorossiya hukumati og'dirilib, bolsheviklar hukumati barliqqa kelgan vaqt edi. Bu sababdan Qashqardagi Rossiya elchixonasi taqilib qolgan bo'lib, azaldan ta'sir kuch jihatida Rossiya elchixonasidan orqada turib kelgan Qashqardagi Angliya elchixonasining ta'siri boshqa raqibi bo'lmag'achqa rasa kuchaygan. Mushundaq ahvolda
Абдуқадыр Дамыллам орынлаштырған намайыш Әңгілия әлчіханысы, Швеция миссионлары вә ішқалчы Қытай хөкімет дайырларыны қаттық бі арам қылған. Нәтижедә намайышқы қатнашқан һәм уйыштырғычыларыны қолғы еліп, жазалаш башланған. Абдуқадыр Дамыллам 1924 елі 8-ci айның 14-ci күні суйқаст білен шехит қылынған. Vəziyyət intayın kəskin. Sabit Damollam 1925-ci ili qulcığı berib panahlanğan. O, şunundan başlap 3 yıl boyca qulcıdiki dəng məscidədə Quran kərimni ağzaki tərcümə təpsir qılğan. O, bu cəryanda xalqının nahayti yuqri hürmətigi sazavar bolğan. Sabit Damollam qulcıda turvatqan muşu bir neçə yıl içidə Xitay müstəmlikçisi astıdiki əziz vətəni Şərqi Türkistanın müstəqillikı üçün keç kündüz izdəngən. Bunu Sabit Damollamın 1930-cı ili Qulcıda Muhammed İmin Buğra, yəni 1901-dən 1965 bilən uçuraşqanda deyən sözlərdən bilivağılı buludu. Muhammed İmin Buğra, kəlgüsü də ilib berildiğən inqilab işlərini planlab, aldı bilən hər qaysi caylarının əhvalını küzdüş üçün şu illarda Xotəndin çöçəkki berib, çöçəkdiki məşhur Tatar alim Murad Əpəndidin təlim alğaç Qulcığı kəlgən. Qulcıda siyasi qayisi tamamən oxşaş bolğan bu işki büyük inqilabçı alim tuncı qıddım körəşkən. Ular körüşpla bir-birini izdişip yürgen kişiler işkenlikini es kılgan. Sabit Damollam, məlumatlıq, yukarı kabiliyetlik, alim hem natıq bulgaçqa, yeşi özüden 18 yaş küçük Muhammed İmin Buğra'da çoğunkur təsir kaldırgan. Sabit Damollam, şu qıtımki uçuruşta Muhammed İmin Buğra'a, Şərqi Türkistan xalqının birdən bir çıxış yolunun qorallıq inqilab işgəlikini, inqilabını başlaş üçün ən muvafiq yarının Xotan işgəlikini çöndürgən. Niyet məqsədləri bir yerdən çıxan bu işki büyük insan müqəddəs qayılarını əməlgə aşırış üçün təyarlıq qılışqa kirişgən. Muhammed İmin Buğra Xotan'a qaytıp gelib qorallıq qozğılanğa təyarlıq qılğan. Sabit Damıllan bolsa, 1931-ci ili əət yazda 10 neçə yaşlıq oğlu Abdullah'ını elib dünya vəziyyətini küzdüş və İslam dövlətinin yardımını qolğa kəltürüş üçün Rusiya arqılıq həcgə manğan. Sabit Damıllan bu səpərdə həc qılğandın kiyin Mısır, Hicaz və Türkiyədiki alımlar bilən tonuşqan, pikirləşkən. Möhtərəm təngdasız ölüma, doktor Rəşid Rıza bilən nəçi məclislərdə billi bulub pikir almaşdırğan. Müstəqil Şərqi Türkistan İslam Cümhuriyyəti quruş qayısını işqi aşırışının imkaniyyətləri üstədə tınım tapmay izdəngən. Toxtumay kitab oxuğan. Hər xil namda içilğan yığın və yığılışlarqı qatnaşqan. Aşı sorunlarda məcid kərdi. İbrahim Ghazzavi, Abdülquddus Ənsari, Tatar alim Abdurrişid İbrahim Qatarlıq, alim, ölümalar bilən pikir almaşdırğan. Hindistanda hindi ölümalarının həqiqət pərvərləri bilən müzakirlər ilib barğan. Ular Sabit Damollamğa Ömər İbni Kəribnin Əmrul Bayan deyən kitabını və Suriyelik Ötkür Siyasiyon Məşhur Xətib Şəkib Arslanın Müslümanlar nəmi üçün arqada qılıb başqalar ilgirləb kedidu deyən kitablarını oxub çıxışını təvsiyə qılğan. Sabit Damollam bu kitablarını könül qoyub oxub çıxqan. Sabit Damollam bu cəryanda uzundan uzunğa oylanğan. Sabit Damollam 2 yılğa sozulğan bu səfərdə bütün dünyadaki müsulmanlarının əhvalının intayın tövən işgəlikini, müstəqil Şərqi Türkistan İslam Cümhuriyyətinin
qurilishi uchun hech qandoq islom davlati yoki musulmonlarning yordam qilolmaydiganligini, sharqiy Turkiston xalqining bir Allohdan boshqa yordamchisining yo'qligini, mustaqillik uchun faqat o'zining kuchiga tayinish kerakligini chuqur his qilib yetgan. Sabit Damollam 1932 yili 11 ayda sayohatini oxirlashtirib, o'z vataniga qarab yo'l olgan. U bu safarda nihoyat nurg'un ibrat va tajribalarga ega bo'lgan. Selchoqligi bo'lmaydigan bir siyosiy g'oyilik, olim kishida bo'lishga tegishlik mo'l tajribalarini to'plab, o'zida qat'iy iroda turg'izib, Hindistondan Udul Xotanga berib, G'uljida bir fikrga kelishgan kasbdishi Muhammad Emin Bora bilan ko'rishgan. U Xotanga berishiga Ramazon oyi kirgan. Kech kunduz o'z vataninining mustaqilligi uchun bosh qotirgan. Bir chiqish yo'li uchun izdangan. Irodilik bu olim o'zining bilim qobiliyati va notiqlik san'ati bilan Ramazon oyida Qaraqoshda jihad haqida kech kunduz demasdan tabliq qilib, kishilarga mustaqillik ideyasini singdirgan. Bu jarayonda Sabit Damollamning xalq ichidagi nopozi kunsiri ishib borgan. G'uljidan kelgandan beri kech kunduz demasdan qorallik qo'zg'alanga tayyorlik ko'rib kelayotgan Muhammad Emin Bora bo'lsa, moddiy tayyorliklarni texmo tizlatgan. 1933 yili 2 ayının 24 günü Sabit Damollam bilen Muhammad Emin Bora öz adamlarını ov miltiqi, kılıç, çomak qatarlıq qorallar bilen qorallandırıp, Qarqash nahiyesidiki Xitay yağmalığa hücum qılıp, çakmak tezligide ğalibi kazangan. Ular arqadınlı Xotanga hücum qılgan. Xotandiki Xitay hukumat amaldarlari qo'rqib ketib, qarshilik ko'rsatmayla taslim bo'lgan. Natijada qo'zg'alonchilar Xotanni urushmayla azod qilgan. Xotan atrofidagi nohiylarmu hash-pash tugicha Muhammad Emin Bora mujohidlarining qo'liga o'tgan. 4 ayning 5 kuni Xotanda Xotan islom hukumati qurilgan. Bu hukumatga Muhammad Niyoz Alam degan kishi dini dahi, Sabit Damollam oliy maslahatchi, Muhammad Emin Bora bosh qo'mondon bo'lib saylangan. Xotan islom hukumati Charchandan tortib Qashqarning Yangisargacha bo'lgan joylarni o'z tizginiga olgandan keyin Sabit Damollam Qashqarga yurish qilish to'g'riliq Muhammad Emin Boraga ko'p maslahat ko'rsatdi. Natijada Sabit Damollam bilan Muhammad Emin Bo'raning cho'ng inisi Amir Abdullah, ya'ni Shoh Mansur 1933 yili 7 ayda 1000 atrofida askarini boshlab Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Inqilob harbisidagi umumiy vaziyat. Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilariga qarshi qo'zg'aldi. Tunji qo'zg'alon 1931 yili Xo'jiniyoz Hojim boshchiligida Qumildan boshlanadi. Bu xabarni anglagan Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy mustamlakachilaridan qutulishga bo'lgan umid va ishonchi kundan-kunga eshib boradi. Ular o'zlarining shodlik tantanalarini mundoq bir qo'shoq bilan ifodalaydi. Islom ichildi Qumildan boshlab Xitoylar qochdi, vatanni tashlab. Tajovuzchi qonxo'r Xitoy hukumati tomonidan qattiq ezilgan Sharqiy Turkiston xalqi Qumildan boshlangan qo'zg'alonga tezlikda ovoz qo'shdi. Turpan xalqi Maqsud Muhiddi, ya'ni 1885'dan 1933 va Mahmud Muhiddi, ya'ni 1893'dan 1945 qatorliq qayrindoshlar boshchiligida qo'zg'olib chiqqan bo'lsa, orqadanla Kucha xalqi Tömir eli, ya'ni Tömir G'azi, Tömir Lüyjang, General Tömir, Tömir Siling
яғни 1886-дан 1933 басшылығыда қозғылып шығып, Куча ва Ақсуларыны Қытайлардан тазалайды. Қытай тажауызшыларға қарсы бірінші болып оқ атқан Хожа Нияз Хажим бүтін Шарқы Түркістан халқының үміті еді. Барлық қозғылаңшылар ва Шарқы Түркістан халқы Хожа Нияз Хажимні бәкмо хөрмет қылатты. Шоның үшін Турпан қозғылаңшыларының рәхбірі Мәхмуд Мұйетті болсын. Куча қозғылаңшыларының рәхбірі Төмір Елі болсын. Хәммісі бірдек Хожа Нияз Хажимға шартсыз итаат қылады. Хожа Нияз Хажим Тунган Мажуньин білен итпақлышып, тажауызчы Қытайның әмәлдары Джиншуырын білен ұрыш қылыватқанда, Төмір ғазыны Кучадын атлынып, Қашқарге юриш қылышқа бұйрық береді. Хожа Нияз Хажим Мажуньин білен бірләшкен болсыму, Мажуньинның арқа-арқыдын қылған қиянеті сәвәплік. Бұ ішкі күшінің итпақы анчы ұзын сүрмей бұзылуды. Бұ вақытта Шарқы Түркістанны бесіп ятқан тажауызчы Қытайның әмәлдары Джиншуырын Шарқы Түркістанның сияси тізгініні аллы қачан Совет итпақығы тапшырып қойған еді. Әттаки мәнсәптін елеветішмі росларының қолыға өтіп болған еді. Рослар бүтін арзуларға Джиншуырын арқылық етәтті. Әмма бұмы росларыны дегендек разы қылалмайды. Шының білән рослар Джиншуырынды қорқытып чөчек білән Қытайға қачыр өтіп, 1933 елі 4-інші айда оның орнаға Шыңсай, яғни 1897-ден 1970-ні Дубен, яғни назарат қылып башқорғычы унваны білән үрімчіге хаким қылып ұлтыр озуды. Тунғанлардың қаттық ренжіген Хожа Нияз Хажим Совет итпақының сүліх қылышы білән 6-інші айның 22-інші күні Шыңсай білән итпақлышып, өз ара Фукан Муахидісі ісімлік тоқтам түзішуді. Бұ тоқтамның рухи бойынша Шарқы Түркістанның Корылдан башлап, жануби қысымы Хожа Нияз Хажимның башқұрышыды болады. Шында қылып, Хожа Нияз Хажим бір түшменіні ішкі қылып іліп, Мажуньин білән ұрыш қылып, жанубқа қарап, йолғы шықыды. Хотендікі Мухаммед Нияз Әлем, Сабит Дамоллам, Мухаммед Имин Буғра қатарлық өкімет әмәлдарларының хәммісі әхлі ілім кішілер іді. Әмма инқылапчылар Хожа Нияз Хажимні инқылап дахиісі деп бәкмі хөрмет қылышатты. Бұлар Хожа Нияз Хажимнің Шыңсай білән итпақлышып, Нәнжаң Бауи Сылин бұлып қалғанықыға хайран қылышыды. Узун өтмей, Хотан инқылапчыларының ғалбы қылып Қашқарге қарап, йолғы чыққалықы. Арқадылла, Төмір ғазының Ақсудың Қашқарге қарап, илгерлеп келуатқалық хәвери Қашқарге етіп келуді. Бұ хәвәріні аңлыған Қашқар еңі шәрді тұрушылық тажауызчы Қытайның Шарқы Түркістанның жанобыны бесіп ятқан әскерлерінің дивизия командані Джиншуджи қорқып кетіп, зәхір ішіп өліп алады. Чүнкі Қытайлар ұйғырларға қаршы өткізген жинаятларыны яқшы білетті. Бұ вақытта Шарқы Түркістанның һәр тарапларды көтерілген қозғалаңлардың вақты-вақтыда хәвәрдар болып тұрған Қашқарының ұчық пікірлік мұнәвәр кішілері иығылып, Истиқал жәмиеті ісімлік бір мәхби тәшкілат құрып шығады. Бұ тәшкілат шу заман шараитіге көрі юқры ихтият білән өз қызметіге кірішеді. Тәшкілат әзалары төвендікіче. Бірінші, Убылқасым Ахун Дамулламның оғлы Зияуддин Мәхтум. Үшкінші, Мухаммед Хажим Палты Артуш. Үшінші, Мәхтумзада Артуш. Төртінші, Құтлы Қажим Шәуқи. Бәшінші, Тұрғын Байвәтче Рәхимі. Алтынші, Әхмет Пақта. Еттінші, Абдулла Хани. Сәкізінші, Мухаммед Имин Қари Суфизаде. Тоқызінші, Ситывалжан. 10-нче Жарнил Сахиб, яни Мухаммед Шариф хан.
11. Muhammedcan Damolla Uşluq. 12. Molla İbrahim Vaiz. 13. Yusuf Muzaffer Rızade. 14. Turgun Hekim Merglani. 15. Musa Türkistani. 1933 yılı 3. ayda Osman eli başçılığındaki Kırgız ve Uygur askerler Kaşgar'ını azat kıladı. Osman eli özünü Sıcan dep çakırlaydı. General Tömür koşunları bir kaç katımlı katlık oruçlardan keyin 1933 yılı 5. ayının 2. günü Kaşgar şehrine kırdı. Şehirnin katlıları şehir sırtığı çıkıp onlarını tigişlik hürmet bilen kütüb alıdı. Şunundan keyin bu şehirni idare kılış hukuki bütünle General Tömür'nün kuluğun merkezleşip perman, buyruklar Emrul Muminin yani müminlerinin başlığı Tömür Gazi namıdan çıkarılıdı. Xotan inkılabi galibi kılıp Sabit Damollan bilen Emir Abdullah Kaşgar'ga qarab yolga çıkan vaqtda Hoca Niyaz Hacim ve Mahmud Muhiddi kısımları Aksud idi. 1933 yılı 7. ayının 13. günü Sabit Damollan bilen Emir Abdullah Yeñisar'ga yetip kelgende General Tömür aldığı çıkıp körüşüp işki tarap söhbet ötküzüdü. Söhbette General Tömür Hoca Niyaz Hacim'a yardımcı asker evetiş fikrini otturuk koydu. Sabit Damollam taraf, Kaşgar yeni şehirdeki Macensan kısımlarını bir taraf kılıp, andın Hoca Niyaz Hacim'a yardımcı asker evetiyle diyen teklifini verdi. General Tömür bolsa bu fikirge koşulmaydı. O yana hazır Hoca Niyaz Hacim Macunyun bilen birleşip Ürümçü'ye karşı uruş kılıp atıdı. Eğer biz bu yerde onlarını kuralsızlandırıp koysak, Hoca Niyaz Hacim bilen Macunyun'un iştifakı bozulup getirdi. Digen konu fikrini tekrarlaydı. Ameliyatı bolsa, onlarının iştifakı bozulup bir-birige karşı uruş kılıp atkılı 20 gündün aşkan idi. Aksu'da Bay Sıcan Macunyun kısımlarını kuralsızlandırıp bulgan. Hatta Hoca Niyaz Hacim'den General Tömür'ge toksunluk Şerif Ahun arkalık Kaşgar'daki Macensan kısımlarını bir taraf kılıbetiş doğrusu da buyruk kilip bulgan idi. Ama General Tömür Tungallarını yoktuşka baştan ahir karşı meydanda durdu. Kırgız Osman ve başka kumandalarının Tungallarını katli yoktuş fikirge karşı çıkıdı. General Tömür muşu münasibet bilen Kaşgar'daki Osman Katarlık bağırlık komandanlar bilen münasibeti yirikleşidu. Hatta Hoca Niyaz Hacim Tungallarını yoktuş doğruluk evetken hatnımı Tungallarga tavşırıp beridu. General Tömür Sabit Damollamdan başka teklif fikirlergimi koşulmaydı. Şundak bolsumu Sabit Damollam tarap tövendiki töt talepni otturgu koydu. 1. Macensan meselesini tezlikte bir taraf kılış. 2. Harbi memuri isimlerini Uygurca ataş. 3. Tamgını Uygurca uyduruş. 4. Dikkallardan aladığan galle parakının yerimini vekpe kirimidin tolduruş. Bu tekliflerge General Tömür uyluşup kördüğalıkını bildirdi. Macensan meselesine kelgende Huddi burun komandan Osman'a digendekla onun 2000 askeri bar. Asalla bir taraf kılgılı bulmaydı, deydi. Ameliyatı bolsa, Kaşgar'daki Şarkı Türkistan kozgılancı kısımlarının küçüla 3000'a yakınlaşattı. Sabit Damollam bilen Emir Abdullah'ı birer min askeri bilen kelgen idi. General Tömür gepne egitip gelip tasaddibi könsüzlüklerinin aldığını iliş üçün Sabit Damollam'ni Kaşgar'ga kirişten toskan. Ama büyük iddialığa ige, büyük insan bolgan Sabit Damollam 1933 yılı 7. ayının 20. günü büyük maksatlarını emelge aşırış üçün Kaşgar'ga yetip geledi. Sabit Damollam bilen Emir Abdullah'ın koşunu toluk korallangan. 600 atlık asker ve palta, keke,
çumaklar bilen korallangan töyüz etrafı da əsker idi. Qashqar xalqi bularını tolumu dağıdığılı karşı alıdı. Bular Qashqar şehri qarab manganda 10 minglarca Qashqar xalqi yolunun işki kırıqıda turup Allahu Ekber dep ünlük toluşup turdu. Zərib qari hacim bilen bir məbidi kilovatkan sabit damullam xalqi qarab onlarga cevaben barikallı etidu. Qashqardaki komandanlarının aldığı kelgen vaqtta sabit damullamlar məbidin çüşüdü. Bu vaqtta en aval Osman berib damullam bilen kucaklaşıp görüşüdü. Sabit damullam Əmir Abdullah Zərib qari hacimlar Muhiddin Cəmbayının biğığı çüşüdü. Sabit Damullam bilen Əmir Abdullah Qashqarga kelgen məzgələdə Qashqarının vəziyyəti intayin mürəkkəb olub, əskərlik süpti bilen 4 qısım qorallıq küç bar idi. Bular, birinci, tungallar. Bular, başqalar bilen aşkarı düşmənliş halıtı idi. İkinci, General Tömürünün turpallıq, küçalıq və Qashqarlıq əskərləri. Üçüncü, Canbek'nin Kırgız koşuğunu. Törtüncü, Yusufcan Kurbeşi, Setivaldıcan Kurbeşilerinin Muhacir Özbek koşuğunu. Qashqar, Tömür Gazi'nin kolu da. Yeni şehir bolsa, Tungan Macensan'ın kolu da idi. Macensan'ın yanı da hükümetinin kolduk əskerleri ve Qashqar Dotiyi Maşovumu bar idi. Sabit Damullam hakiki bir devlet adamı idi. O bir minutnun mu boş ötüp getişini halımaydı. O teşvikatının kançılık mühim işkenlikini yakşı bilgeçke Qashqarga kilip ədisi yani 7. ayının 21. günü Qashqarda haftada bir san neşir kılındıgan Şarkı Türkistan Hayati isimli gezdini neşir kıldırgan. Gezdinin sahibi mezmoni. Dini, milli, ilmi, edebi, ahlaki, siyasi gezitdep bikitilgen. General Tömür sadda adam bolgaçka, Macensan'ın aldam xaltısığı çüşüp, etrapıdaki Osman hem başka kumandanlar bilen çıkışalmay kilovat attı. O, Qashqarda nopozini küçeytelmey, cili bulup turganının üstüge Sabit Damollam Qatarlıq Xotan inqilabçıları Qashqarga yetip kelgen. Sabit Damollam ve Əmir Abdullahlar Qashqarga kelgenden kiyin, her qaysi tərəplər arası da oxşumağan derecede sürkülüşler ve bazı könülsüzlükler yüzbergen. Şu çağda Qashqar qasi Munafiq Abduğupur Şabdul, Xotanlik bilen cihat kılıç pärz dep pätiva bergen. Bu pätivadin kiyin Sabit Damullam bilen Əmir Abdullahlar 8. ayının 7. günü General Tömür tarafından nəzərbənd kılınıp əskerleri koralsızlandırıldı. Bu vaqtta General Tömürünün layaqatsızlığı ve Sabit Damullamlarga tutkan pozisiyasından qattıq dilrenjigen Komandan Osman əskerleri bilen taq çıkıp getirdi. Neticede General Tömür Qashqarının hocası bulup kalıdı. Xeylidin beri yeni şehirde müdafiye haltıda turup pürset kütüvatkan Macensan Qashqarda pekat General Tömürnanlı kalganlıqını körüp onun özünü padişahdak his kılıp bihutlaşkan peytini pemlep General Tömür 9. ayının 27. günü maşini bilen şehir sırtığı ketuvatkanda pıstırma koyup hemrahları bilen koşup şehit kılıdı. Neticede Qashqar şehri tungallarının koluğu ötüdü. 1924. yılıdın beri Qashqarga dotaylı kılıp kiluvatkan Xıttaydın kılç pərqsiz tungan Maşuu bilen Macensan yeni şehirden Qashqar şehriye kirip caylaşıdı. Şu günündeki uruş ceryanı da Setivaldıcan Qurbeşi Əmir Abdullah bilen Sabit Damollamni nəzər bəndidin kutuldurudu. Əmir Abdullah dərhal yerkentke atlanıp öz əskerlerin toplaşqa kırışıdı.
Sabit Damollam atışqı çıxıb, şu yerdə panahlanıvatqan qumandanlar bilən Qashqarını qaytırılışının planını tüzəyirdi və taqqı çıxıb gətkən Osman Qırğızını təklif qılıb küçünü yeni başdan təşkilləydi. Ular 10-cı ayının 1-ci günü Qashqarga işki tərəbdən hücum qılışqı pütüşüb, Osman eli öz adamları bilən taq tərəbdən. Sabit Damollam Uyğur və Özbek komandanlar bilən atış tərəbdən hücum başlaydı. Bular bir gün qatdıq uruşub, ahırı tungallarını yeni şəhərgə çikindirudu. Qashqarını qoluğa alğan Sabit Damollam qatarlıq inqilabçılar pürsətini çın tutub, bir tərəbdən yeni şəhərgə bekinib alğan Macensan qoşunuğa hücum qılsa, yeni bir tərəbdən Qashqardaki barlıq inqilabçılı küşlərini birlikki kəltürüb, qısqa vaqt içində Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti dövlətini qurub çıxışının asasını təyyarlaydı. Sabit Damollam Muşu çağda Mısır'dan Kahire'de Ərəb tılıda nəşir qılınğan Manar, Mayak, jurnalığa bir neç parça xət və xəbər yazıb, onlardan mənəvi yardım sorğan. Şərqi Türkistan İnqilabi diyen makalısı da Xocinyaz Hacim başçılığıdaki Qumul İnqilabının tartıb, Xotən, Qashqardaki qozğılan və inqilab faaliyyətlərinin yüz beriş səbəbini, cəryanını və müdaasını təpsili tonuşdurğan. Bunu Manar jurnalının Hicriyə 1352-ci ili Ramazan ayıda, Miladi 1933-ci ili 12-ci ayda nəşr qılınğan 6-cı sanda Sabit Damollamning avtorligida e'lon qilingan Sharqi Turkiston inqilobi degan tafsili xabarga jurnal muharrining yozgan kirish so'zidan aniq his qilg'ili bo'ladi. Bu jurnalning kirish so'zida Sabit Damollamni alohida maqtab mundaq yozgan. Bu maqola Sharqi Turkiston inqilobining arkanlaridan biri bo'lgan yetuk o'lima, taqvodor ustoz Sabit İbni Abdülbaqi, yeni qurulmaqçı bolğan İslam dövlətinin asasi qanuni layihəsini təyyarlab, yardım verişini tələb qıbdı. Allah xalısa, pat yaqında təyyarlab əvətimiz. Biz dövlət atısı, Sabit Damollamnın hayatıdın, yazğallarıdın, bu kiriş sözüdün və əməli fəaliyyətlərdən bütün hayatını öz xalqının təqdiri üçün başqa turuşqa atığanlığını, vətənimizdən tacavuzçı xitaylarını qoğulab çıxırıb, müstəqil Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti qurub çıxış üçün bir ömür izdənilgənliğini, uzaqdan beri oylunub, yürək qinini sərib qılğanlığını, inçikilik bilən plan tüzüb, andın əməli hərəkət başlığanlığını iniq körü alalayımız. Sabit Damollam Qashqarga kəlgəndin kiyin, dəsləb Xotən idarisi deyən orunni təsiz qılğan bolsa, kiyincə bu orunnın ismini Xotən İslam hökuməti yardan bəgən uruş lazımətlərini başqırış idarısıqa özgərdidu. Bu jarayonda Sabit Damollamnın inaviti Qashqarda tezlikdə ösüşki başlaydı. 9-cı ayının 10-cı günü Sabit Damollam yana bir qadam ilgirləb bu orqanın namını Şərqi Türkistan Müstəqillik Kengişigə özgərdidi. Şərqi Türkistan xalqının qulluqıdan azad boladığan vaxtı kəlgən idi. Bu günlərdə nazırlar, cəmiyyət əzaları, ədiblər, ziyalilər, komandanlar və bütün xalqın çehri uçuq, közlərdən şatlıq yığıb durğan, kəyip çağ, bir-birini tonumaydığan kişilər mu, uçuruşub qalğanda ixtiyarsız quçaqlaşıb, külüşüb ketidiğan acayip təsirlik bir vəziyyət şəkilinidir.